Arkadaşlar iyi günler. YouTube Doğu Ateş Coğrafya kanalında yine bir 10. sınıf coğrafya konu tekrarı testiyle bir aradayız. Hepinize keyifli dakikalar diliyorum. Birinci sorumuza başlarsak, konumuz dış kuvvetler. Birinci sorumuz şöyle: Dünya üzerinde yer alan herhangi bir yerde karstik yeryüzü çekitlerinin ortaya çıkabilmesi için buranın kireç taşı, kaya tuzu, alçı taşı, tebeşir, kil taşı gibi kaya türlerinden hangilerinden oluşması beklenmez? Arkadaşlar, karstlaşma nerede yaşanır? Kireç taşında yaşanır, kalker. Kaya tuzu yaşanır. Alçı taşı, jips yaşanır. Tebeşir yaşanır. Ama kil taşı karstik bir kaya türü değildir. Yağmur sularıyla, yağış sularıyla çözülmez. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Yeryüzüne ulaşan yağış sularıyla ilgili ile çözünebilen kayaçlar. Zamanla yalnızca bu tip kayaçlar üzerinde oluşabilen karstik yeryüzü şekillerine ev sahipliği yaparlar. Karstik yeryüzü şekilleri içinde oluk, delik, çukur veya kanal biçimindeki en küçük boyutlu olanlarına ne ad verilir? Polye, Uvala, Mağara, Lapya, Obruk. Arkadaşlar, karstik arazilerde görülen en küçük yeryüzü şekillerine, ki bunlar oluk, delik, çukur veya kanal biçiminde görülüyorsa lapya olarak adlandırılır. Bunlar arkadaşlar lapyaları her yerde milyonlarca olarak görebiliriz. Dediğim gibi küçük büyük boyutlarda oluk, delik şeklinde. Bunlara yabancı dilde yani tabii ki lapya da Türkçe değil ama Almanca'da da Karen denildiğiyle söz konusudur, ama lapyalar çok yaygın, çok sık görülen küçük bir yer şekli olarak aklımızın mutlaka bir köşesinde bulunsun değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuz: Karstik arazilerde yeryüzünde erime veya çökme sonucunda oluşmuş derinliği birkaç metreye geçmeyen kapalı çukurluklar aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Uvala değil. Polye, Dolin, Lapya, Galeri. Arkadaşlar şimdi burada ben bir şey atladım. Bu şurada bir şey yaptım. Yeryüzünde erime veya çökme doğu sonucunda oluşmuş derinliği birkaç metreyi geçmeyen kapalı çukurluk. Bunun dolin olduğunu bana gösteriyor kesinlikle. Biz zaten karstlaşmayı şu şekilde öğrenmedik mi? En küçük karstik çekit lapya. Lapyaların daha büyüğü karstik çukurluk, birkaç metrelik karstik çukurluk dolin. Dolinlerin birleşmesiyle ortaya çıkan daha büyük, işte 50-100 metrelik kapalı çukurluk. Uvalaların da birleşmesiyle ortaya çıkan dev karstik ova Polya adıyla adlandırılıyordu. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Yukarıdaki şekilde karstik çukurluklar küçükten büyüğe doğru sallanmıştır. Lapya, Uvala, Polya. Soru işaretiyle gösterilen yere hangileri yazılmalıdır? Ben bunu hatırlayıp şimdi söyledim. Lapya, Dolin, Uvala, Polya. Arkadaşlar, o zaman burada da cevabımız Bursa seçeneğinde yer alan yalnız 3 olmalıdır. Obruk ve Galeri olmaz. Obruk çökmeyle oluşmuş dolinlerdir. Galeriler mağaraların arkadaşlar bölümleridir. Yer köprüler işte mağaralardan günümüze kalmış, çökmemiş, mağaradan günümüze kadar aşınımdan kurtulmuş mağara parçalarıdır. Ama bize yaygın olarak dünyanın her yerinde görülebilen lapyadan daha büyük karstik şekiller dolinlerdir. Dolayısıyla burada soru işaretinin yerine dolin getirilmelidir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olmalı. Beşinci soruda diyor ki, yukarıdaki gösterde karstik bir çökme sonucunda otoyolda oluşmuş geniş bir çöküntü gösterilmektedir. Bu tip çöküntü çukurlarına obruk adı verilmektedir. Karstik arazilerde yer altında oluşan mağaraların üzerinde bulunan ağırlığı bir süre sonra taşıyamaması sonucunda büyük çöküntü çukurluklar ortaya çıkıyor. Bir Türkiye haritası yerler. Yukarıda verilen bilgiler değerlendirildiğinde Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerden hangisinde obruklara sıkça rastlanması beklenir? Arkadaşlar, bu soru tamamen Doğu Ateş tarafından üretilmiş, tasarlanmış, hiçbir başka kitapta olması mümkün olmayan, ilk defa denemiş bir yöntemin
sonucunda oluşmuştur. İki öncüllü şekil ve fotoğraf içeren, harita içeren müthişmiş. Sonra üstte bize bir obruk, karsık bir obruk verilmiş. Altta Türkiye'de karsıklı obrukların en fazla nerede görülebileceği sorulmuş. Biz biliyoruz ki Obruk platosu Konya Ovası ile Tuz Gölü havzası arasındaki bölgede, yani 4 numaralı bölgede yer alır. Obruk platosu bu tip çöküntü yapılarının, karstik çöküntü şekillerinin Türkiye'de en fazla görüldüğü alandır. Bu yüzden cevabımız Denizli seçeneğinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar. Buna göre numaralandırılmış olarak verilen yeryüzü şekillerinden hangileri doğrudur? Yağışlarla yeryüzüne ulaşan sular çözünebilen çaya, kayaçlar üzerinde karstik yeryüzü şekillerini oluştururken çözündürdükleri bu materyalleri başka yerlerde biriktirmektedirler. Bunun sonucunda sarkıt, dikit, dar, sarkıt, dikit, sütun gibi yeryüzü şekilleri ortaya çıkabilmektedir. Şimdi arkadaşlar, gerçekten de mesela yeryüzünden sızan yağış suları kireç taşını eriterek kalsiyum karbonatı mağaranın tavanında biriktirir, sarkıt oluşur. Mağaranın tabanına damlayan su içindeki kireci tabanda biriktirir, tabandan yukarı doğru çıkan bir dikit oluşur. Dikit ve sarkıt bir zaman sonra birleşir ve kocaman bir bileşkin, yani sütunu meydana getirir. Öyleyse bu sorumuzun cevabı 1, 2, 3 ile E seçeneğinde doğru olarak verilmiştir deriz. Ve bir diğer soruya geçeriz. Arkadaşlar, buna göre gibi yerlerden hangileri buzlu güçlerin etkileriyle şekillendirilir diyor. Karın erimediği uzun yıllar boyunca üst üste biriktiği yerlerde yeryüzünün diğer bölgelerden farklı kuvvetler şekillendirilir. Buralarda buzlu erozyonu ve tortullanması etkilidir. Şimdi diyor ki buzlu erozyonu ve tortullanması kutuplara yakın sahalar. Evet. Dağların yüksek kesimleri kesinlikle tektonik çöküntü olarak asla. Arkadaşlar, hangilerinde etkilidir? 1 ve 2'de buzullar etkilidir. Yeryüzünü şekillendiren başlıca kuvvetlerdir. Ama tektonik çöküntü olaylarında bunların etkisinden bahsedilmez. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir. Buna göre buzul etkisiyle oluşan dairesel çukurluk aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yüksek dağlık arazilerde eğim koşullarının uygun olduğu yerler kar örtüsüyle kaplanır. Zamanla üst üste biriken kar katmanları en alttaki tabakanın buzula dönüşmesini yol açar. Böylece küçük bir buzul oluşur. Önce bu buzulun oluştuğu ve eğim boyunca kaymaya başladığı dairesel bir çukurluk ortaya çıkar. Şimdi diyor ki buzulun ilk oluştuğu dönemde ortaya çıkan küçük dairesel çukurluğa dolin mi diyoruz? Yok, bu karstikti. Fales deniz kenarındaki uçurum. Durumun buzulun biriktiği yerdeki kaya sırtları, moren kaya yığıntıları, biriken buzulun önündeki kaya yığınları, ama silk buzulun ilk oluşum safhasında ortaya çıkan dairesel küçük çukurluklara verilen isimdi. Dolayısıyla bu sorunun cevabı Bursa seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Dünyanın büyük bölümünün buzullarla kaplandığı ve bu olayın defalarca tekrarlandığı, aynı zamanda insanların ortaya çıktığı jeolojik dönem, birinci, ikinci, üçüncü zaman gibi çağlardan hangilerinde yaşanmıştır? Arkadaşlar, buzul çağları üçüncü zamanın son döneminde ortaya çıkmış, bugünkü yeryüzünün dünyanın şekillenmesinde etkili olan en önemli durumdur. Dolayısıyla üçüncü zamanın en üst evresinde, en üst döneminde gerçekleşmiş buzul çağları bize bu sorunun cevabının Ceyhan olduğunu gösterir. Dünyada buzul aşındırmasının etkili olduğu yerler ele alındığında harita üzerinde gösterilen yerlerden hangilerinde son buzul çağında buzul erozyonunun fazla olduğu söylenebilir? Bir kere buzul erozyonu buzulların kutup dairelerinin çevresinde ve yüksek dağların bulunduğu yerlerde etkilidir. O zaman 2 numara, yani Alaska ve İskandinavya buzul erozyonunun, şiddetli buzul erozyonunun etkili olduğu alanlardı. Bir de dörtte ve beşte buzul erozyonundan bahsedilemez. Cevabımız 2, 3, ben bir daha kontrol edeyim. 2 ve 3 olmalı.
Bu sorunun cevabı Bursa. 11. soruda 1953'te dağların üstü karlarla kaplı, 2019'da o karlar buzullar tümüyle erimiş ortadan kalkmış. 1953-2019 tarihlerinde Ant Dağları üzerindeki bir buzul sahasındaki yaşanan değişim yukarıdaki görselde verilmiştir. Yukarıdaki değişim, dağda yaşanan volkanik faaliyetler, küresel iklim değişikliği, Güney Amerika'da yağış miktarının azalması etkenlerinden hangilerine bağlanabilir? Şimdi arkadaşlar, buzulların eriyerek ortadan kalkması, dağda yaşanan volkanik faaliyette kesinlikle ilgisi yok. Çünkü volkanik bir şey olsa burada gösterilir zaten bu soruyu yazan kimse. Küresel iklim değişikliği kesinlikle olabilir. Çünkü bütün dünyadaki buzulların hızla eridiğini, hatta Kuzey Kutup buzullarının yok olmak üzere olduğunu hepimiz biliyoruz. Güney Amerika'da yağış miktarının azalmasını buradan çıkaramayız. Asla bu sonuca varamayacağımız için bu sorunun cevabı yalnız iki, yani Bursa seçeneği olmalıdır değerli arkadaşlar. Şimdi hep söylediğim gibi Doğu Ateş YouTube coğrafya kanalını izleyelim, izletelim, tanıtalım, duyuralım, sosyal mecralarda paylaşalım. Sizin katkılarınızla, desteğinizle kanalım büyüyecek, gelişecek, pek çok yere, pek çok insana ulaşacak. Bana yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ben de size yardımcı olabilmek için daha güzel videolarla, daha güzel içerikle her geçen gün kanalımı geliştirerek karşınızda bulunacağım. Arkadaşlar iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.